Şimdi 56-51 üzerinde değil, rapor özelinde her şeyi anlatacağım. Rapor alabildiğimiz, trafiği gözlemleyebildiğimiz birkaç farklı nokta var. En son 56-51'e değineceğim. Önce rapor kısmı genel hakkında bilgi veriyorum. Birkaç nokta var. Rapor dediğimizde, troubleshooting hiç demiyorum, sorun giderme adımı demiyorum. Rapor dediğinizde rapor bir reportta. Tıklarsınız. Burada işte tarih bazında, user bazında, IP bazında, web domain, mail vesaire işte şu zengin hazır raporlar özelinde işte en çok hangi userlar işte user olarak hangi userlar nerelere gitmiş işte IP olarak kimler nerelere gitmiş gibi raporları buradan alırsınız. Bunun detayına biraz daha inmeye çalışırım vakit yettiğince. Şimdi bu rapor kısmıydı. Ama benim asıl sizlere daha iyi bilmenizi istediğim taraf sizin yani sadece IT'leri ilgilendiren rapor kısmı. Ne oluyor, ne bitiyor sorusunun cevabı. Bunu biliyor olmak gerekiyor. Şimdi buradan şey, rapor alırsınız. Ha dersiniz ki işte şey, şu kullanıcı çok fazla internet kullanmış. İnternet usage'e geldiniz. Data transfer'e geldiniz. İşte Open Group üyesi Cyberom şu kadar megabayt test, bu kadar kilobayt kullanmış. İşte ha, bu adam İşte ne yapıyor bakayım film indiriyormuş yasaklı falan. Ha, bu ayrı bir konu ya da buradan rapor alıp yöneticiye sunmak hani ayrı bir konu. Ama şu işte ben şu anda şeyin SGK.gov.tr'nin slash işte müşteri ilişkileri sayfasını açamıyorum. İşte bilmem nereye bağlanmaya çalışıyorum bağlanamıyorum. Şimdi bunlar ayrı bir soru. Ben bu kısmı öncelikle anlatıyor olacağım. Yani sistemde neler oluyor bitiyor? Nasıl sorunu bulursunuz? Bunun için öncelikle genel neler oluyor neler bitiyor şu anda. Bakın geçmişe yönelik bir gün önce toplam rapor falan. Şu anda neler oluyor? Traffic Discovery Live Connection protokol bazında, application bazında, username bazında ya da source IP adres bazında kimler neler yapıyor? Şu an tabii ki sadece ben varım. Peki ben neler yapıyorum? Kaç connection'ım var benim? Benim şuralara şuralara connection'ım var. Şöyle istekler yapıyorum ve bu kadar bant genişliği tüketiyorum. Bu kadar upload yapıyorum. Şu kadar megabayt indirmişim bu connection'la. Protokolü şuymuş. Şu firewall kuralından çıkıyorum ki bakın bu çok önemli bir konu. Şimdi siz beni bir sorun için aradığınızda benim ilk baktığım ya buradan bakıyorum ya package capture'dan bakıyorum. Diyorsunuz ki şey şu kullanıcı şurayı açamıyor ya da şuna bağlanamıyor. İlk olarak gidiyorum o adam internete nereden çıkıyor? Hangi firewall? Çünkü orada sizin yazdığınız ve benim hiçbir şekilde fikrim olmadığı 20 tane firewall kuralı var. Şimdi bu adam user baskın mı çıkıyor? Yani dedim ya firewall kuralı sıralama belirliyor sonuçta bunu. User baskın mı çıkıyor? İşte 25 portu başka firewall kuralından, HTTP'si başka firewall kuralından çıkıyor. Neyi nereden çıkıyor bilmiyorum. Öncelikle geliyorum hangi firewall kuralından çıktığına bakıyorum bir kere bu adamın. 2 numaralı firewall kuralından çıkıyor. 2 numaralı firewall kuralına gidiyorum bakıyorum. User tabanlı kural. Eşittir bu adam web filter vesaire falansa user tabanlı çıkıyor. O zaman kim bu? Cep telefonu numarası. Cep telefon numarasının şey ne? Application filtre ne? Şu. Bu application filtre örnek veriyorum Facebook adam şey yasaklamışsınız ama yasak mı? Yani açıyor ama yasak mı? Öncelikle bunu şey yaptım. Kontrol ettim gibi. Hani sorunu çözmek ve şu anda neler oluyor ki? Veya sistem çok yavaş. Kim interneti sömürüyor? Yani bakarsınız burada downloadlar kimler de var. Kimler daha çok connection var. O adam ne yapıyor? Hangi IP'lere bağlanıyor? Ya da işte dönersiniz web raporuna bakarsanız bunu web'ten mi çekiyor? Dönersiniz application'a bakarsanız application'dan mı çekiyor? Gibi. Hocam bu anlık gösteriyor. Bu anlık. Efendim? Yenileniyor mu kendisi? Şu açtığınız sayfa yenilemiyor. Bastığınız anda. Bu açtığınız sayfa. Şurasında siz webleşiyorsunuz. Yani kim sunuyor bu cevabını grafiksel olarak ya da sayısal olarak bir şekilde gösteren bir sürü daha var mı? Yok. Yani şey olarak normal raporlarda var ama o şey yani gün anlık değil. Yani şu Orada anda şu yani şu, ben aslında var bir yani var. Şöyle gösteriyorum. Evet var. bulmak istiyorum. Şu. Yani grafiksel olarak bunu göreceğiniz diagnostik sistem graf. Burada işte şey CPU kullanımı hani şey bir yavaşlık var. Bence ilk bakmanız gereken şeylerden birisi de CPU. Yani Cyberom şu anda bu gelen trafik yoğunluğunu kaldıramıyor mu acaba? Ben
Yani cihaz uygun bir cihaz olmayabilir. Bir ikincisi o anda hakikaten anormal bir trafik geliyor olabilir. Yani şuradaki CPU çok yüksekse internet bant genişliğinin yetmemesi değil, Cyberom yetişemiyor ya da Cyberom'da bir sıkıntı var. Olabilir. Devam ettik. Memory kullanımı genelde çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü mesela antivirüs açtığınız zaman antivirüs burada hani yükselmesini görüyorsunuz ve sabit. Yani kullansanız da kullanmasanız da memory'de cache'ini ayırıyor. O yüzden genelde hep şu şekilde sabit bir şey görüyorsunuz, grafik görüyorsunuz. Şu yük önemli bir grafik bence. Çünkü istek bu. Yani HTTPS falan değil. Gelen, işlemciye gelen istek sayısı gibi düşünebilirsiniz. Yani HTTP'miş, mailmiş, kioskmuş, antivirüs yoruyormuş. İşlemciye şu şeyde paket düzeyinde diyeyim, yani şu yük düzeyinde istek görüyor. Şimdi şurada baktığınız zaman burada CPU'nun da mutlaka bir yükselmesi vardır. Yani bir yük var, CPU var gibi düşünün. Şu yük varsa Cyberom'la kendi kendine yaptığı bir şey değil. Mesela bakın şurada bir CPU yükselmesi var ama karşılık gelen bir şey yok, yük yok. Muhtemelen şu anda Cyberom antivirüs update yaptı, web database update yaptı, bir şey yaptı. Mesela baktım, sistem saati burada yanlış, 20.05. Mesela update'lere geliyorum, bakıyorum. 20.05'te yaptığı bir update var mı? Yok, başka bir şey yapmış. Ama Cyberom'un kendisi yapmış muhtemelen bunu. Çünkü o anda denk gelen bir yük yok. Yani Cyberom kaldırmıyor değil, başka bir şey. Devam ettim, disk kullanımı. Ama diskin doluluk oranı falan tam olarak buradan göremezsiniz. Onu başka bir yerden görürsünüz. Devam ediyorum. Canlı user. İşte şu anda kaç tane user'ım var? Hani acaba yoğunluk ondan kaynaklı mı? İşte Cyberom 35'i ya ama burada 100 kullanıcı görüyorum. Cyberom bunu kaldırmıyordur falan diyebilirsiniz. Şimdi geliyoruz işte asıl yük. One zone. İşte birden fazla one zone olabilir. Onu interfezden ayırabilirsiniz. Bu toplam internet. Yani bütün internetinizin toplamında şu saniye itibariyle 1 megabitlik bir istek geçmiş şuradan. Şu saniye itibariyle. Bu grafik. Dediğim gibi yani bu şey değil. Burada bir detay göremezsin. Kim istemişi? Şimdi bu bir kere geçmişe yönelik ya. Geçmişe yönelikse şeyi açacaksın. Repo database'ini açacaksınız. Anlık değiliz artık. Ama şu anda bir istek var. Şu anda one zone o tavan. Live Discovery şeye gidip, Traffic Discovery'e gidip Live Connection'dan bakıp bulabilirsiniz. Ama şu anda eski raporlardan bakacağız. One Zone, Upload, Download ayrı ayrı buradan görüyorsunuz. Şurada bakın turuncu bir şey vardır, o Upload'tur, mavi Download'tur. Bu arada onları ayrı ayrı görürsünüz. Bu istek nereden gelmiş? Şimdi sizde var, LAN var, Wireless var, DMZ var. Port bazında görüyorsunuz, evet. Şeyden gelmiş, LAN tarafından gelmiş, B tarafındaki internete gitmiş. Bakın istekler eşleşiyor. O şekilde gelmiş, o şekilde gitmiş. Hani zone bazında da bunları yine gözlemleyebiliyorsunuz. Grafiksel bazda görebildiğiniz bunlar. Kısaca. Daha ne olsun bilmiyorum zaten böyle. Onun haricinde devam ediyorum. En son geleceğim. Hani geçmişe yönelik neler oluyor. Yani ona en sona bıraktım zaten. Burada bir live connection'ım var. Logs and Reports, Logviewer. En çok kullanacağınız yer burası. Kullanmanızı istediğim daha çok. En çok kullanacağınız yer burası. Antivirüs update yapılmış. İşte şuradan bir user yaratılmış. Şu IP yenilemiş. Sistem logları. Şu açmaya çalıştığım site bir saniye ben hangi kullanayım? Şu kullanayım. Hemen. Ben Open Group üyesiydim. Ama ben şuradan yapayım. General Corporate Policy seçeyim. Okey dedim. Oyun sitede yasaktı mıydı onları? Ne yasaktı? Mesela bahis sitesi yasak politikada. Girdim. Şimdi birisi sizi aradı. Bahis sitesi değil de bilmediğiniz bir site. Hangi kategoriye girdiğini de bilmiyorsunuz. Yasaklı mı değil mi bilmiyorsunuz. Geldiniz. Logs and Reports, Logviewer, Webfilter. Kullanıcıyı buldunuz. IP'sine göre hani çok fazla log var ya. Özelleştirdiniz ya da dediniz ki sadece deny olanları göster.
Hangi kullanıcıyla ilgileniyorum? Şu kullanıcıyla ilgileniyorum. Bu adam nereye girmiş? Neden dolayı şey yapmış? Denylanmış. Neyden dolayı? Gambling nereye gitmiş? Buraya. İşte tamam, buna izin vermem lazım. Gidin gambling açın ya da iddiayı özel kategorize edin. Gidin onu açın. Sebebi bulduk ama. Webfilter'da bir sıkıntı var. Geldik Webfilter loglarına baktık. Bakın bu şu anda neler oluyor? Burada şey, maksimum 25 page görürsünüz. Sonrası ayrıldı. Analizer tarafında. Geçmişe yöneliğe girdi. Bu şu anda ne oluyor? Burası keşferlikte. Makineyi şey yapın, burası restart edin, burası sıfırlanır. RAM'de tutuluyor burası. Şu anda neler oluyor acaba burası? Ama bloklar aynı zamanda database'e gidiyor. Burada başka neler var? Application filter, messenger, antivirüs, anti-spam. Antivirüs taramam açık değilmiş. Bir saniye. Şunları seçmezseniz tabi antivirüs taramaz. Virüs indirmeye çalıştım. Cybrom alarm verdi. Bir dosya indirmeye çalışıyor adam ama şey indiremiyor. Yani geldiğiniz mesela antivirüs mü engelliyor? Baktınız. Ha işte evet, şuradan şöyle bir dosya indiriyor. Bunu da şu virüs olarak tanımış. Gördünüz. Virüs adı test signature. Tabii test dosyası olduğu için. Gibi. Şey sormuştunuz. Mesela bu authentication anlık. Bunun şeyden, normal rapor tarafı da var. Kimler, nereden, ne almış, gelmiş, gitmiş, logout olmuş, login olmuş. Hem şey Cybrom'a admin falan olarak hem de internete user olarak. Şu kullanıcı web client üzerinden şu tarihte login olmuş. Successful login gibi. Kimler? Mesela şey, kullanıcı oturup açamıyor. Olabilir. Şey, normalde şey kullanıcı Google'a gitmeye çalışırken karşısında şey, kullanıcı olarak kullanıcı adı parolası soruyor. Aktif tarifli bir adam sormaması lazım mantıken, değil mi? Niye soruyor? Geldiniz baktınız authentication loglarına. Burada dedi ki maximum login limit reached. Adam işte cep telefonundan aktif directory üyesi olarak girmiş. Bilgisayarını ondan sonra açmış. İki tane aynı yerde sizin kuralınızdan bunu belirleyebiliyorsunuz bu arada. İzin vermediğiniz için bloklamışız adamı. Kullanıcı adı parolası hatalı demiş. Bunların hepsinin logunu buradan görebilirsiniz. Daha da bu en son dibi artık. Dibini gösteriyorum. Hiçbir şey bulamadınız. Bilmiyorsunuz, anlamadınız artık. Ne oluyor, ne bitiyor, niye olmuyor? İşte VoIP IP şey telefon IP telefon şey yapıyor, çalışmıyor. Niye? Nereden hata yaptım ben? Allah'ım ben nerede hata yaptım diyorsunuz. Diagnostic Package Capture. Bu sorun tespit etme adımlarının artık şeyi. Dibi buradan bulursunuz. Şimdi şey, yani start dediğinizde bütün trafiği capture eder ama bütün trafik benim için çok anlamlı değil. Çok fazla şey ve zaten bunu bir şey, bir keşferli alıyor. 2 kilobaytlık, yani 2 megabaytlık bir keşi alıyor bunu. Sınırı o 2 megabaytlı olunca bırakıyor artık capture etmeyi. O yüzden bunu önceki daraltmakta fayda var. Configure dedim. Şuraya enter BFF string kısmına şu şekilde istediğiniz veriyi yazabilirsiniz. Host ya da port ya da ikisi birden. Şunu diyebilirsiniz. 172, 16, 16, 22 benim şeyim. Böyle yazmıyorsunuz tabii, pardon. Host boşluk and port 443. Okay. Clear. Tutar. Var mı trafiğim? Yok. Açtım bir Gmail. En dibine gittim. Nereden nereye bir istek gelmiş? Şimdi DNS falan göstermiyor çünkü sadece 443'ü gösteriyor. Önce bir DNS isteği geldi. Ondan sonra işte bu DNS isteği şuraya yönlendirdi. Buradan buraya işte port A'dan bir istek var. İşte şu IP'ye gidiyor. Hangi rule ID'den gidiyor? 2'den. Burada sıfırları görürsünüz. Sıfır Cybrom'a gelen, diğeri Cybrom'un yanıtı. Incoming forwarding olarak görebilirsiniz. İşte incoming generated, incoming consumed falan diye böyle şeylerle görebilirsiniz.
Aslında şurada violation görüp görmemeniz bizim için daha anlamlı. Violation görürseniz Cyberon bunu engellemiş. Neden engellemiş? Şurada reason yazar. Firewall rule. Lokal ACL erişim hakkı gibi. İşte şey, hani user identity yazar. Gibi gibi. Yani burada da reason yazar. Burada bir şey baktım, hani şey hala kalabalık. Burada bir violation var mı diye baktım. Yok. Olsaydı hemen orada diyecek. Cyberon bak bu paketi, Cyberon'un kendisi şu sebeple engelledi. Bu da olayın hani şeydir, hani sorunu diğer hani görsel anlamlandırdığımız hani Google.com vesaire falan bir şey bulamadıysanız direkt burada artık paket port bazında kesinlikle görürsünüz. Yani özellikle hani bir sorun için beni aradığınızda benim nispeten ilk yaptığım şeylerden biri de çünkü dediğim gibi yani sizin yapınızı hiçbir şekilde bilmiyorum. Hani ben sizin gibi bir anlam verip bu adam şunu şundan yapıyordur falan gidip diye bakamam. Bilmiyorum çünkü sizin yapınızı. Gelin burada size bir IP soruyorum. Dedim ki hangi IP'den yapıyorsunuz bu isteği? Tekrar yapayım. Capture ederim. Bakarım şu rule ID'den çıkmış. Şu isteği şu rule ID'den çıkmış. Bu isteği bundan çıkmış. Şu şundan dolayı bloklanmış. Şunu açmanız lazım. Daha çıkar. Bitti. Package capture o noktada başlangıçta alışmanız biraz zor olabilir. Ama oldukça faydalı diyebilirim. Yani şurada şey hani paket içeriğini dahi görebiliyorsunuz. Bakın şu şeyden gelmiş. Şurada şeyin paketin içeriğinde işte şu MAC adresinden gelmiş falan gibi bir dünya şey bilgi bulabilirsiniz. Ve en son dönüyorum. Artık bunlar anlık şeylerdi. Artık döndüm şeye. Şuradan View Reports'a tıkladım ve buraya geldim. Normal raporlarınız, geçmişe yönelik raporları buradan alabilirsiniz. Neler alabilirsiniz? Şöyle hızlıca birkaç örnek vereyim. İşte web kullanımla ilgili buralardan Top Web User. Burası biraz şeydir. Kullanıcıdan IP'ye ve genelden özele gider. Surf mantığı vardır. Grafikten tekste doğru gider yine aynı şekilde. Grafiksel olarak başta görürsünüz ama bu demek değil ki onun tamamını göremeyeceksiniz. Şimdi Top Web User dedim. En fazla görünen şey, en fazla kullanılan şeyler dedim. Ama burada şimdi 4 tane var ama yani şey şu not authenticated kullanıcı olmayan trafik. Daha fazla, yani burada maksimum 10 tane görecektiniz grafik olarak. Daha fazlasını görmek istiyorsanız şuradan yapmanız yeterli. O zaman şu şekilde tekste dönüştürür ve hepsini verir size. Sayfa sayfa, daha fazlası sayfa sayfa verir. Şeye bastım. Şu anda şunda en fazla log varmış. Buna basalım. Test kullanıcısının girmiş olduğu şeyler. Şimdi bakın mesela burada o kadar şey var. Hit var. Ama sadece 5'ini gösteriyor. View all dedim. 10 tanesini gösterdi. Hepsini dedim. Girmiş olduğum, bütün yapmış olduğum bütün hitler. Burada. En fazla ay sabah komutere. Detaylı rapor aslında buradan ayrı. Burası biraz daha şey. Onu da göstereceğim. Yönetime sunmak için düşünülmüş daha çok. Öyle diyeyim. Hani ne oluyor ne bitiyor onun cevabını şey. Yani detaylı rapor gösterelim öncelikle. Search'ten web surfing report'a geldim. İşte dedim ki 23 şey 00 saat işte 01'den saat 23.59'a kadar detaylı bana domain bazında rapor ver kullanıcı hepsi. Sizin nasıl istemiş olduğunuz rapor bu. Şu tarihte şu kullanıcı şu grubu üye şu domaine gitmeye çalışmış. URL'i bu. Yani ana domain bu ama gittiğim URL files bg box. Kategorisi information teknoloji. Bu isteği yapmış olduğum IP bu. Yani bir raporda daha fazla bilgi ne isterseniz bunlar. Bunları buradan alırsınız. Herhangi bir raporda ilgili bulunduğum sayfada PDF ya da Excel'e basarsam bu sayfayı aynen öyle. Daha fazla sayfa varsa PDF'de sayfa bazında alabilirsiniz. Yine sayfası. Evet. Tamamını almanız cihazı genel itibariyle çatlatma ihtimali olduğundan kaynaklı. Çünkü bu database sorgusu cihazı en fazla yorabilecek şeylerden de. Mesela bakın şu anda ben 3-5 sorgu yaptım ya orada.
Onunla ilgili CPU oynaması illa vardır. Bakın şu benim sorgularımın CPU'su. Yoksa internette bir şey yaptığım yok. Dolayısıyla yani çok uzun süre cihazı, yani o işleme cevap verene kadar cihaz çok fazla yorulabileceğinden kaynaklı öyle bir sınırlandırma getirmiş. Sayfa sayfa yapılabilir. Bir sayfada maksimum 200. Bir sorguda da bu arada yine aklınızda bulunsun 10.000. Yani bir sorguda 10.000 satın gösterebilir sadece. 10.000 satırı geçiyor, geçmiyor. Geçiyorsa sorgu yanıt vermeyecek. Mesela ben mesela haftalık rapor veriyorum. İşte şu kullanıcının bir haftada nereye gidildi, domain adresinde sadece detaylara gerek yok. Yani o yüzden zaten diğer taraf öyle. İşte. Yani çünkü saatte hangi domain adresi orada gün bazında zaten olaya bakıyorsunuz ya da genel bazda bakıyorsunuz. Yani orası genel, biraz daha özet. Burası detay. Yani şimdi zaman bazında şimdi nasıl yapacağım? Ya ben bunu tek tek hepsinin zaman bazında yazmalıyım ya da zamanı hiç yazmayıp gruplamalıyım. Şimdi sabaha bir sabah bir akşam girmiş. Ben onu sabah başlığı altına nasıl göstereceğim size? Ya böyle hepsini göstereceğim ya öyle hiçbirini göstermeyeceğim. Yani sizce mantıklı olan nasıl olması lazım? Ya sonuçta buradan siz search ederken kullanıcı, IP, domain, yani ne istiyorsanız ona göre zaten ya da grup bazlı. Ona göre isteyip alıyorsunuz detaylı raporunuzu ama çok genelde detaylı rapor şuna ne zaman girmiş diye bakmak için kullandığınız bir şey. Onun haricinde zaten normal raporlar çoktan mantıklı. Hani çünkü bir kullanıcı yönetime raporluyorsunuz. Bakın bu adam vaktini Facebook'ta harcıyor. Tıklaya tıklaya gidiyorum. Kime bakıyorum? Teste bakıyorum. Testin kategori bazlı. Cevabınız hayır ama detayına gireceğim. Nerelere girmiş? Top domains. En fazla buralara grafiksel de istemiyorum. Bakın sabah yine de grupladı şimdi. 175 tane hit var burada ama hani saat yazarsan burası dağılır ama şu anda aslında biraz önce gördüğüm rapordan hani aşağı yukarı zaten yarısı testteydi. O hani yüzlerce sayfalık yüzlerce satırlık raporun toplamda 15 satıra falan düştü. Çünkü gruplayabildim. Çünkü zamanı göz ardı ettim burada. Daha da detayına devam ediyorum. Buraya ne zaman girmiş? O da burada. Yani detayına burada siz iniyorsunuz. Hepsini bir anda gösterirsem satır olarak öyle bir rapor çıkar. Yani çıkacak. Tıklaya 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 detayına inebilirsiniz. Sizin sorduğunuz soruya geliyorum. Sizin sorduğunuz sorunun yanıtı hayır. Çünkü Cybrom burada authentication mekanizması gereği internette geçirdiği vakti değil login olduğu süreyi hesaplar. Yani evet bir süre hesabımız var ama ne yazık ki sizin istediğiniz gibi internette bu adam şu kadar kalmış gibi bir şey değil. Yani hit sayısı. Hit sayısı var. Aynen öyle. Yani sonucu aynen öyle. Yani o işin içinde birçok kriter var ama bunu en doğru, yani yine de yalan ama en gerçeğe yakını NTLM Authentication'da. Çünkü NTLM Authentication browser istek yaptıkça login yapıp düşürüyor sizi. Ama dediği gibi şimdi ben Hürriyet, Sabah, Facebook gibi herhangi bir dinamik sayfayı açık unuttuysam beni işten kovarlar. Yani arka planda hiç bakmıyorum. Açık unuttuysam beni işten kovarlar. Çünkü sürekli oradaymışım gibi. Aynen öyle. Yani değil yani gerçekleri yansıtabilecek %100 hiçbir çözüm yok. Çünkü sayfalar artık dinamik. Hit sayısı da gerçeği yansıtmıyor. Ben şu anda bu kadar 175 tane sabah hiti gördünüz. Ben 175 tane sabah hiti mi yaptım? Sabah iki kere açtım ya tortup. İki kere açtım 175 sabah hiti yaptı bana. Sabahtan beri gör. Eğitim yalan ben. Sabah da ping atıyorum ya. Arka planda benim şu anda Gmail'im açık ve Gmail'de refreshliyor sürekli gibi. Hani nispeten sonuçta şunu sağlıyor size. Hani kullanıcıların arasında kıyas sağlıyor. Yani hiçbir şey olmasa. Yani Facebook
raporu Facebook'a kimler girmiş? User'lar sıralanıyor. Birisi en üstte sonuçta. Yani kavak gibi meydanda. Bir de böyle grafik açıyor yani orayı. Buradan birkaç örnek. Application bazlı raporlar alabilirsin. İşte peer-to-peer'ler şunlar bunlar vesaire falan. Burada risk seviyesi de vardır. Bu Next Generation Firewall özelliğidir. İşte şey risk seviyesi yüksek peer-to-peer proxy programları vesaire falan gibi bunlar için rapor alabilirsiniz. Web kullanım kategori bazlı, domain bazlı bunlar için rapor alabilirsiniz. Spam raporlarının işte gelmiş geçmiş bütün mailler kabul edilenler dahil olmak üzere rapor alabilirsiniz. MSN kullanımıyla ilgili rapor alabilirsiniz. FTP kullanımı, VPN bağlantısı, SSL VPN bağlantısı, internet kullanımını kullanmak isteyeceğiniz, şu data transfer tarafını özellikle kullanmak isteyeceğiniz bir taraf, kim ne kadar toplam veri kullanmış. Yani bunun bir kısmını webde kullanmış, bir kısmını mailde kullanmış. Toplam kullandığı veri bu adamın. Yani burada görüyorsanız siz bir kullanıcıda 1 GB'dan fazla veri bir gün için, bence 1 GB hani normal iş için kullanılabilecek verinin ötesinde. Yani film vesaire falan video izlemeden çok olabilecek bir şey değil. Ki iyimserim 1 GB diyorum yani normalde bir kişinin yaptığı trafik günde 100-200 MB'ı geçmemeli mantıken. Ama hepimiz kafa dağıtmak için 1-2 video izliyoruz vesaire falan. Hani 400-500 hadi ben iyimserim dediğimde 1 GB. Ötesi araştırın. Surfing time evet gösteriyorum ama en azından ne şey adamın masa başında olduğu zamanı gösteriyorum diye. Buradan bu şekilde bunları görebilirsiniz. Şunu gösterebilirim. Search Engine bu güzel bir rapor. Google, Yahoo, Bing, Wikipedia, Reddit ve eBay'da yapılan aramaları raporlayabilirsiniz. Bunun hoşuna gitmeyen bir yönetici henüz görmedim. Herkesin hoşuna gidiyor. Arama motorlarında yapılan. Hayır, onu sadece yurt dışı Cybrom yapabilir. Mesela biz Yandex için başvuruda bulunduk. O da sadece Türkiye ve Rusya'da hiç, diğer global hiçbir yerde yok diye yanıt döndü bize. Ama bir ara yaparız ama acilet veremiyoruz global olmadığı için dedi. Ama yapacağız bir ara dedi. Ne zaman yaparsın. Ama mesela bir uygulama falan oluyor. Efendim? Yani Yahoo Bing'i bile çok az görüyorum. Bing adı Internet Explorer'ın default olduğu için Bing yine 3-5 şey olabiliyor. Yani Internet Explorer'dan arama yapanlar olabiliyor Bing'den. Onun haricinde diğerlerinden pek gördüğüm yok. Ama Yandex kullananlar var hakikaten artık Türkiye'de. O da fena değil. Hani %5, %10 gibi bir rakam da olsa kullanılıyor. Zaten %80 Google. O da gelecek mesela. Ama hani çok mesela MyNet gelmez yani beklemeyin. Onun haricinde application tarafında falan daha hani şey olabiliyoruz, agresif olabiliyoruz. Mesela şey yani bizim bir kullanıcımız için bir tane oyun vardı. Adam onu sadece oyunu engellemek istiyordu. Şeyi gönderdik, bir tane şey online oyundu. Hesabı gönderdik yurt dışına. O hesapla girdi, baktı protokol paketlerine falan. Şey imzasını aldı, bastı, engelledi gibi. Yani uygulama gerekli oldu, hemen tanımlattık. Ama hani bu biraz daha genel bir şey çünkü şey yani bu tanımlamak düşündüğünüz kadar basit değil. Database'de onunla ilgili işlem yapmak gerekiyor. O zor. Hani onu şey yapıp capture etmek kolay Cybrom için ama database'de onunla ilgili bir yer ayarlamak komple database yapısını tekrar düzenlemeye giriyor. O yüzden bu tarz istekler biraz daha uzun sürede oluyor. Trend reportlar ilginizi çekebilir. Bu da şey yani şirketimin yani bunlar da yine yöneticilerin hoşuna giden. Ben mesela bugün işte şey tabii tekrar ediyorum saatim yanlış şu anda da saat 19.04'te en yoğun trafiğimi, web trafiğimi yapmışım. En yoğun web trafiğimi şu saatte yapmışım. Burada şu kadar hit var. Bloklanan isteklere en yoğun işte şu aralıkta girilmiş. Mail kullanım oranı işte en mail size ne zamanlar geliyor? Atak gelme oranları, FTP virüs ve toplam trafik bilgileri yine burada trend raporu kısmında bugün ayrı tabii bu haftalık ayrı vesaire alabilirsiniz. Şimdi bunun haricinde şimdi 56.7.1 kısmına geliyorum. Yani şey oldukça detaylı bir arayüz. Yani bu başlı başına bir arayüz. Ama hani şey çok karmaşık değil sonuçta. Hani neyin ne olduğu zaten ilgili yerlerinde yazıyor. Kendiniz bir sıkıntı olmadan kullanabileceğinizi düşünüyorum zaten. 56.7.1 tarafından bir hızlıca bahsetmek istiyorum. Yok. Şimdi yani
Google Translate ile bulunduğunuz sayfayı zaten otomatik olarak Türkçe çevirebiliyorsunuz da. Ya şunu söyleyeyim. Sizler için pek sorun olmuyor da bu şey kurumdan birisi dahil olduğu zaman. Kurumdan birisi nereye dahil oluyor? Kurumdan birisi maksimum şu report database'ine erişir. Yani zaten firewall niye erişiyor? Sizin haricinizde birileri. Geçen hafta çok yaşadık. Teknik servis yönetim panelini istiyordu. Translate kullanılabilir. Çok başarısız değil. Sonuçta çok genel report, torç vesaire falan terimler konuştu da. Bundan önceki versiyonumuzda Türkçe vardı. Bu versiyon 10 versiyonu. Yaklaşık 1,5 yıl öncesinden falan bahsediyorum. 1,5 yıl önceki 9 versiyonumuzda Türkçe vardı. Bir faydasını görmedik. Değil özetle. Sonuçta şey yani yurt dışı bir dil desteğini getirirken bunun doğal olarak hani sonrasındaki satış artışı, kullanım oranı gibi bilgileri de kontrol ediyor ve hani bir, ben hiçbir kurulum yaptığım yerde Türkçe seçeneği varken de Türkçe seçmedim. Bir yere bağlandığım zaman ilk yaptığım şey onu İngilizceye çevirmekti. Çünkü Türkçe'de dağılıyor. Yani birçok şey çok anlamsız çevriliyor. İster istemez. Dolayısıyla şey, yani kullanım oranı da çok fazla olmadı Türkçenin. Türkçe arayüz olması satışları çok fazla etkilemedi. Yani daha önceden yapılmış bir şey. O yüzden bir daha yapılması da şu anda en azından gündemde değil. Çok ilerleyen noktalarda bilmiyorum ama şu anda öyle bir... Ne bizim bir isteğimiz var, ne onlar yapacaklar. Öyle söyleyeyim. Yani size şey bu konu hakkında gereksiz bir bilgi vereyim. Vakitte kaybediyoruz ama. Foray Authentication nedir? İki tane admin belirliyorsunuz. Bu iki admin birden login girişi yapmazsa loglar görünmüyor. Hemen göstereyim. Apply ettim iki tane admin'le. Şu an hangi user'la açık CyberOm? Admin kullanıcısıyla açık ya. Bakın loglar şifrelendi. Herhangi bir şifresini açmak istiyorum. CyberOm'la girmen lazım diyor. Çünkü admin zaten girdi parolasını. CyberOm'da parolasını girerse loglar açıldı. Şimdi bu niye lazım? Bu bir proje özelinde olan. Bu Almanya'daki proje biliyorum. Almanya'daki proje özelinde büyük çapta bir cihaz satımı söz konusuydu. İstediler. Şart koştu. CyberOm da yaptı. Şimdi biz de öyle bir şey diretebiliyorsak, ben şu kadar cihaz alacağım, Türkçe arayüzü getireyim diyorsanız yaparlar adamlar. Yani ama biraz şey, arz talep eğilisi hani. Şimdi de planlı aslında. Google Translate şey yani zaten şey biz önceki şeyi de hani çevirtirken de biraz hani çevirmen vesaire vasıtasıyla çevirtmiştik. Biz göndermiştik ama hani çok Google Translate'i yaptığında öyle çok daha başarılı değildi. Sonuçta Türkçeleştirmek ne olursa olsun anlamını biraz bozuyor çoğu yerde. Yani mesela for authentication dört gözlü kimlik doğrulaması diye mi çevireceksiniz? Nasıl çevireceksiniz? Hadi. Ya da bu size ne anlam ifade edecek gibi yani öyle tamamen anlamsız şeyler ortaya çıkabiliyor. Şunu tekrar kapatayım da. Tabii kapatırken de kapatmak için de CyberOm'un şifresini istedim benden. Kapandım. 56-51 konu başlığımız. Şimdi her şeyden önce cihaz kendi bünyesinde içerisinde bulunan diskte evet logları tutuyor ama kendi içerisinde bulunan diske bizim herhangi bir şekilde müdahale şansımız yok. Editleme şansımız yok ya da ona bir imza basma şansımız yok. Yani bu CyberOm global güvenlik politikası gereği kesinlikle böyle bir şey izin vermiyor. Cihaz içerisinde bunu CyberOm'a yaptırtmak şu noktada mümkün değil çünkü bu zaman imzasını devlet paylaşmıyor. Diğer yöntemlerinde hepsi paralı biz istemiyoruz. Yani CyberOm cihazın içinde yapmak için işte şey E-Trust, TürkTrust vesaire falan gibi bir yerle anlaşma yapıp cihaz içerisinde internete logunuzu gönderip almak vasıtasıyla imza sağlamanız gerekiyor. Bir, ben güvenlik gereğince bir yere logunun upload edilmesine izin vermem. Çoğu kimse izin vermez. İki, bu işlem için ücret istemeniz lazım. Biz zaten lisans yenilemenizi daha zor yaptırtıyoruz insanlara. Bir de ekstradan 56 TL için fiyat talep etmek istemiyoruz. Dolayısıyla bu ihtimalleri geçtik. Diğer ihtimal nedir bu işi ücretsiz yapabileceğimiz? İletişim Başkanlığı'nın IPLog imzalaması programıyla external bir yerde ücretsiz olarak bunları imzalamak. Bunları imzalamak için external yere
loglarınızı da almanız lazım. Bu işlemi nasıl sağlıyoruz? iWave CyRom diye yazıyoruz. Çıkan ilk siteye giriyoruz. iWave'in sayfası. Download iWave diyoruz. Download for Windows diyoruz. Bakın herhangi bir kullanıcı giriş vesaire falan bir şey yaptım mı? CyRom Appliance gibi bir yere girdim mi? Hayır. Direkt download dediğimde şey yapacak. Neden? Çünkü açık kaynak kodlu kendisi. Ücretsiz olarak kullanıcılara veriyoruz. Tabii şimdi 100 MB'ı indirmesi. İndirdik. Kurduk. External makineye. Windows bir makine kurduk. Neden Windows bir makine kurduk? Şimdi bizim Linux vesaire falan şeylerimiz de var. Setup'ımız da var ama IPlog imzalayıcısı, o imzalayan program sadece Windows'ta çalışıyor. O yüzden Windows bir işletim sisteminde bir makine ayarladık sahibim için. Aslında benim aradığım hemen hemen tek bir tane CPU RAM gereksinimi çünkü oldukça düşük. Benim aradığım tek bir tane 7/24 açık olabilecek makine. Yani sanal olur, çıkmam bir makine olur, monitör klavyesi olmaz. Problem. 7/24 açık bir makine. Sizin arayacağınız özellik ne kadar disk olursa o kadar geçmiş yönelik log dersiniz. Bu da bir gerçek. Yani ne kadar diski büyük verirseniz o kadar iyi. Bunu... Tabii. Hayır. Yani aslında şöyle, yani yapabilirsiniz. Onu bir drive olarak ama network drive olarak değil. Evet, yani yapabilirsiniz. Yani o işletim sistemi oraya file sistemi olarak yazabiliyorsa benim için sıkıntı yok. Sonuçta olabilir ama orada performans sıkıntısı falan da onları göz ardı etmemeniz gerekiyor yani. Yok, anlık yapar. Ne olursa olsun anlık yapar. Evet. Yani siz Google'a tıkladığınız anda, hayır. Anlık. Öyle bir seçim şansınız yok. 7/24 açık. Altını başta çizdim. Sebep bu. Anlık çünkü. Yani olay olduğu anda bir kopyasını syslog'a gönderir. Syslog dediğim harbi bir syslog yazılımıdır zaten. Bir kopyasını kendi içine alır. CyRom'un üzerine. Ve o sırada CyRom onu alır. 56/53 şu şekilde çalışıyor. Şimdi şey, yani göstermeyeceğim zaten basit. Takılırsanız birlikte yaparız. Artı onun için zaten şey, Türkçe doküman falan da var. Hani adım adım anlatan. Hiç sıkıntı değil. O yüzden çok detayına girmeyeceğim. İlerileri iWave'i kuruyorsunuz. iWave'de sadece şey, bir admin parolası sorar size. Bir de ürünleri nereye kuracağını. Hani C vesaire falan. Diskinizin durumuna göre onu seçersiniz. Admin parolası CyRom'dan tamamen bağımsız bir şey kurduğunuzu bilin. Hani CyRom'daki admin haklarının vesaire falan şey bir alakası yok. Oraya yeni bir admin. Açılışta size parolasını sordu, admin'le girersiniz. İstiyorsanız ikinci, üçüncü user'ları tanımlarsınız tabii. Onunla ilgili sıkıntı yok ama user'lar farklı. Bir diğer şey iWave'in admin kullanıcısı resetlenemez. Kaybetmeyin, yedekli çalışın. Resetlenemez. Sıfırlamak zorundasınız. Tekrar sıfırdan kurarsınız iWave'i. Resetlenemez. Devam ediyorum. İlerileri kurdunuz, admin parolası verdiniz. Sonra CyRom'un içerisinde configuration'da syslog server, 5 tane syslog server tanımlayabilirsiniz buraya, dediğim gibi sadece tek bir tane olmak zorunda değil. Çünkü log management yazılımı da kullanıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda iWave'e de göndermek istiyor olabilirsiniz. 5 tane lokasyona gönderebilirsiniz birer kopya. Bir makine kurdunuz. O makinenin IP'sini ve portunu, port dediğim 514 syslog portu. Buraya yazdınız. Ben şimdi bir tanım yapayım. Log settings'e geldik. Şimdi iWave diye tanımladım ya. Burada neleri, buraya neleri göndermek istiyorsunuz? Her şeyi gönder dedim. Aslında sadece web filter tarafı 56-51 için yeterli. Ben hani burayı aynı zamanda raporlarımın yediği olarak kullanacağım. O açıdan ben yine her şeyi, genelde her şeyi gönderiyorum. Şimdi ben bu tanımı yaptım ya. Siz de iWave ilerileri kurdunuz ya. iWave login olduğunuz anda bir pop-up çıkar. Bu tanımı yaptıktan sonra. Çünkü log artık oraya gitmeye başlıyor ya. Tabii Windows Firewall ya da antivirüsün hani bir firewall engellemiyorsa makine üzerinde. Direkt bir pop-up çıkar şey. Device found der. Oradan bir log gelmeye başladı ona. Bir isim verin der. Neden? Çünkü bir iWave birden fazla cihazda şey gönderebilirsiniz. CyRom merkez, CyRom branch office, CyRom bilmem ne falan gibi.
Oradan logları iView'e gönderdiniz. Size farklı device'ler. Orada şey, hani şu iView'de şurada bir de device diye bir kısım görürsünüz. Birden fazla device var. Şu device için bugün deyip o device'ın loglarına bakabilirsiniz. Birden fazla device durumunda. Device tanımladınız. iView hazır ve çalışır durumda. Bu kadar bitti o. Bir de 56 ile geçiş yapacağız. Buyurun. Şey, bildiğim kadarıyla birden fazla sahibi zaman kurduğumuz zaman hepsinin logunu bir iki tanesinde barındırabiliyoruz, doğru mu? İşte bu iView ve yok şey var. Mesela bir tane yere kuruyoruz ya ekran. Bir şarkı bir yere kuruyor. Bir tane ING kuruyor. Onda bir tane de bir tane yapması için 25 ING başka bir ondaki logları bunun üstüne bastığından farklı bir durum. Hayır. Ya aslında şey, bir logları başka bir cihaza gönderemezsiniz. Loglar, yani şey, cihazlar bir log management yapmaz ama o şu şekilde sağlanır. Yani trafik gerçekten onun üzerinden geçtiğinde. Yani siz uzak VPN yapıyorsunuz. VPN ile internet trafiğini gelip bu cihazdan çıkartıyorsunuz. Tabii. Yani aslında orada şey, loglar orada oluşuyor da buraya gönderiliyor değil. Loglar zaten burada oluşuyor. Yani trafiği buraya yönlendiriyor. Öyle bir konuşmamız olmuştu. O nesneden. Hayır. Yani şey değil. Öbür taraftaki yani şuradaki Cyberon'un logları da merkezde tutturma gibi bir şey yok. Var. iView'de, external iView'de tutturabilirsin işte, değil mi? Yani birden fazla kabul eder. Şey çok rahat bir şekilde VPN bağlıysa tercihen VPN çünkü daha güvenli olur. VPN'den iş arkadaşı üzerinden zaten gönderebilirsiniz. VPN bağlı değilse 514 portunu VirtualHost'la yönlendirip RealIP üzerinden de loglarınızı basabilirsiniz ama loglarınızı RealIP üzerinden göndermeniz her ne kadar kriptolu haberleşse bile benim çok hani bütün loglarınızın internetten geçmesi bence çok doğru bir güvenli bir yöntem olmaz. VPN o noktada daha doğru bir yöntem olur. Yani o şey, loglar orada yaratılıyor ama bu IV'de, external IV'de geliyor. Diğeri şey, evet yani bu genelde şey için tercih edilir. O tarafa hiçbir web filtre vesaire falan lisans alınmaz. Sadece hani çıplak bir tane Cyberon alınır. Web filtre gerek yok çünkü web filtre de şeyden şirket üzerinden, merkez üzerinden yaparsınız. Sadece VPN için orada bir Cyberon olur. İstekleri gelir, merkeze yönlendirir o. Merkezde hem web filtre yaparsınız hem zaten web filtre yapmışken logunu tutarsınız. Loglarda şeylerde merkeze durur. Gibi. IVV'yi kurduk. Bir logları yönlendirdik. Device tanımladık. IVV'nin aslında işi bitti. Bu buraya kadarki olan kısım aslında şeydi. Hani logsal external şey için olan kısım çok basit zaten. Bir tanım yapıyorsunuz, bir de device adı ekliyorsunuz. İleri de IVV kuruyorsunuz. 5651 için bundan sonrası 5651 için normalde globalde böyle bir şey olmadığı için Cyberon Türkiye özel olarak bu şeyi yaptı ve IVV'nin içine gömdü. Bu da bir komutla aktifleştiriliyor. Size yani böyle bir şey işlemi yapacaksanız bize mail atarsınız. Ben size dokümanı göndereceğim. Komut orada yazıyor. Bir komut işletiyorsunuz. IBB'in PostgreSQL database içinde. Bu Love 5651 Love yasa şey, yurt dışı verdiği için ismi Love 5651 diye bir klasör oluşturuyor. Ve o klasör içerisinde sizin bütün web filter ve DSCP loglarınızı sıkıştırıp o klasör içine atıyor. Sürekli olarak. Oluştukça. Ne kadar da bir yapıyor. Default 2 megabayt. Yani süre değil. Megabayt. Bir yazdığımız bir dosya var. O yazıyoruz. Google.com, sabah.com, şudur budur yazıyoruz. 2 megabayt oldu mu o dosya? Chat onu alıyor. Sıkıştırıyor. 60-70 KB bir şey düşüyor zaten sıkıştırınca. Love 5651'in içine atıyor. Love 5651'in içine atınca siz IP.log imzası kuruyorsunuz ve o klasörü gösteriyorsunuz. Dosya düşündüğünü imzalıyorsunuz. Anlık olarak imzalarınız sağlanmış oluyor. Çoğu çözüm bunu ücretli ve işte e-trust gibi şey de yapıyor, servis de yapıyor. Bunlar hem dediğim gibi ücret alıyor hem de bu ücreti SMS gibi imza başına aldığı için hep akşam saat 12'de falan yapıyorlar bir şey. Yani bütün bir logu bir günde şey yapıp imzalamasını sağlıyorlar. Aslında o gün içerisinde o logların hepsi editte açık demek oluyor bu. Ben log hiçbir şekilde değiştirilemez çünkü üzerine yazarken şey, dosyayı silemezsiniz, değiştiremezsiniz çünkü Cyberon kullanıyor. Cyberon işi biter bitmez IP.log imzalayıcıya veriyor. O da imzasını bastığı için artık değiştirseniz de imzayı kaybedersiniz zaten. Gibi. Log taraf bu kadar. Efendim?
Logları nasıl sileceğiz? Sistem, configuration, data management'ta default'ta ne kadar, neyi ne kadar tutacağını eskisini otomatik siler. Manual purge, buradan işte şey, IAM loglarını purge all, bütün hepsini temizle gitsin. Ya da bütün logları şu tarih aralığında, tabii şu an sadece şey var, bu ay var, bu tarih aralığında temizle gitsin diyebilirsiniz. Temizlemek mi doğru yoksa kendisine bırakmak mı? Fark etmez. Dolarsa zaten size uyarı veriyor. Yani tabii notification'ların açık olması zaten her ihtimalle faydalı bir şey. Yani sonuçta şey, burada default 6 ay ya, ben CyberOM'un diskini bir ayda dolduracak trafikle biliyorum. CyberOM'un diskini bir senede dolduramayacak trafikle biliyorum. Yani kullanıcı var, kullanıcı var. Yani bu tamamen hit. Yani oradaki ne kadar olay oluştuğuyla alakalı bir durum sonuçta böyle. Bunun kararını siz vereceksiniz. Yani 6 ay ya, yani 6 ay içerisinde değil, 1 ay içerisinde dolacaksa sürekli gelip buradan temizleme mi yapacaksınız? Otomatik çevirin, düşsün falan. Ya da gelin temizleyin, bakın, alın vesaire vesaire. Ama her ihtimalde tekrar ediyorum, ya 56.51 olmadan da ben öneriyordum. External IAM'ı mutlaka logunuzu çekin. Çünkü sonuçta şey, CyberOM bir arıza yaptığında ki şunu da söyleyeyim, arıza sebebi genelde CyberOM'ların arıza oranı çok yüksek değildir. Ama arıza sebebi genelde hard disk olur. Çünkü içerisindeki tek hareketli parça hard disk'tir. Hard disk arızalandığı zaman da zaten cihaz herhangi bir şey arızalansa ben cihazı komple değiştireceğim için ve loglarını ondan onu taşıyamayacağım için loglarınız gider. O yüzden her ihtimalle yedek çalışmanızda fayda var. Tabii ki ben kusura bakmayın herkesi biraz tutuyorum ama istediğin zaman da bitirebiliriz tabii. O da ayrı konu da 6'ya kadar konuşayım diyorum ben. Buradaysanız. Şimdi oradayım. Sizi bekledim. O yüzden öne raporu çektim sonra. VLAN'a geçtim. Network Interface. Burada şu şeyleri anlatmayı unuttum. Bir, hani demiştim ya size hem gateway modda kullanabilirim hem de bir bridge pair ekleyebilirim. Buradan işte şey, şu iki interface'i C ile D'yi bridge kullan diyebilirim. Geçtim, detayına girmiyorum. Alias ekleyebilirim. Bunu niçin kullanırım? Çok genelde şey değil mi? Yani birden fazla relay IP'niz var. Bloğunuz var. 16 tane IP var. Aynı şeyde. Metro hat üzerinde. Port B üzerinde range'im var. 10, 10, 10, 10, 20, 20 zaten kendisiydi. 21'den başlayıp 10, 10, 20, 29'a kadar bu IP aralığı benim. Bunların hepsi 32/32 netmaskını şey yanlış vermeyin. Hani sizinki örnek 28 vermeyin buraya. Çünkü zaten bu port B üzerinde çalışıyor. Yani port B üzerinde hangi gateway ve hangi netmask olduğunu zaten biliyor. Bunların her birisi birer single IP. Burada bir network yok. Farklı durumlarda farklı bazı ihtiyaçlar olabiliyor. Çok kafanızı karıştırmayacağım. Ama burada siz real IP tanımlıyorsanız hep 32 seçin. Başka bir şey seçmeyin, sıkıntı yaşarsınız. Eklediğimde port B0, port B1234 bu real IP'leri getirdi. Aynı şekilde, yani çok benzer şekilde bu real IP tarafıydı. Port A'nın içerisinde VLAN'ım var. Port A'nın üzerinde VLAN ID'im zaten switch'te tanımlı. 6 192 168 21. Bu CyberOM'un o VLAN'daki IP'si. CyberOM'un 6 numaralı ID'li VLAN'daki 192.168.0/24 olan, evet, o VLAN'daki gateway bu olacak. Yani benim switch'teki tanımlamaları VLAN tanımlamaları da yapıyorum. VLAN'ı yine switch'te tanımlıyorsunuz. Switch'te tanımladığınız ID'yi bana veriyorsunuz. CyberOM üzerinde bir VLAN yaratamazsınız. Yine switch'te tanımlıyorsunuz VLAN'ı. Switch'te tanımladığınızı ben de tanıyayım diye bana giriyorsunuz. Yani ondan sonra o VLAN'daki herkese 192.168.2.1'den gateway yapın, çıksın gitsin. Hatta işte şey, DSCP'ye geldim, DSCP açacağım ya.
Bakın VLAN 6 da gateway 2.1 olacak şekilde işte 200'den 2.200'e kadar IP dağıt. O VLAN için şey oldu. Şimdi bunu VLAN tanımı yapmadan o VLAN için şu IP alanının şunu dağıt nasıl diyeceksiniz? O portağı 172'li IP'de. VLAN 192'li IP'de. Bu şekilde tanımlayabilirsiniz. O yüzden tanımlamamız gerekiyor. Oradaki makinenin gateway olarak kullanacağı bir IP'si olması gerekiyor. Ama VLAN aslında Cybron üzerinde yaratmak. VLAN'ı yaratmak sivilce bir şey. Görüp görebileceğiniz en hızlı anlatım kısmına geçiyorum. Sorunuz olduğu yerde lütfen sorun ve detaylandırın. Şöyle genel hani nerede ne varın bir üstünden geçmek istiyorum sonuç itibariyle. Yaklaşık bir yarım saat vaktim var. Yarım saatte geri kalan her şeyi halletmeye çalışacağım. Access point'u anlatacaktım ya. Tamam, önce onun detayına ineyim hemen. Interface'de de görebileceğiniz VLAN tanımı, yani buradan da tanımladığınız aynı yer. Wireless access point tarafına girdiğiniz zaman da yaptığınız tanım aynı. Geliyorsunuz işte şey, zone olarak hani demiştim ya, misafir zone'u seçeriz. Misafir zone'u seçtim. Böylece misafirden WAN'a kurallar çalışacak. Böylece misafirden LAN'a kurallar çalışacak. Access point'imi hop zone olarak da ayırdım. Zorunda değildim. IP below. Şunu çok çok önemli bir bilgi. Cybron'un hiçbir portu, ki aslında şeyde wireless LAN da bir porttur. Access point de bir porttur. Hiçbir portu aynı network'te olamaz. VLAN'lar dahil. Ya porta mesela şey 172.16.16 ya. VLAN 1 172.16.16 olamaz. VLAN 1 tanımlamada gerek yok zaten o portada. Ya da tamamen başka bir şey, tamamen başka bir IP verin. Hiçbir port, yani Cybron bir switch değildir. Cybron hiçbir portunu switch mantığıyla kullanamazsınız. Çakışma yaşarsınız, o portlardan erişememe ihtimaliniz var. Genelde erişiyorsunuz da, yanlış bir hatalı tanım olsa bile, erişememe ihtimaliniz bile var. Hiçbir porta aynı network'ten IP vermeyin. Yani 192.168.2.1a portu, 2.2b portu olamaz. Ya da 172.16.16 ya, 172.16.16.17 wireless'ın IP'si olamaz. Farklı vermeniz gerekiyor. Verdiniz ama farklı vermeniz dediğim gibi haberleşmeyle ilgili bir sıkıntı yok. Aksine size yönetim kolaylığı sağlıyor. Buradan buraya accept accept değil değil. Yani o yine sizin seçiminiz. SSID şu SSID ile yayınla. 5 mili 8 mili 8 mi sanırım ya. 8 tane farklı SSID tanımlayabilirsiniz. Cybron içerisinde. Tanımladım ya 10.13.1 işte şey seçtim, VPA2 seçtim, işte parolamı girdim vesaire vesaire, okey dedim. Bu misafirler için tanımladığımdı. Şimdi bir de kendi lokal kullanıcılarımın mahallesini kullanması için ikinci bir SSID açıyorum. Bunu LAN diyorum. İşte Lidium diyorum. /24 diyorum. 10, bu sefer işte 15, 1 diyorum. Sallıyorum bunları. Okey diyorum da, okey demeyeyim. Yine şöyle yapayım. Çok klik diyorum. Neyi yanlış girdim? On 15, diğerini ne sallamıştım? SSID, teşekkür ediyorum. IP adresinde isim yazıyorum. Yer değiştireyim o zaman, o vakit. Lidium. Mesela hemen bakın, Configure DSP diye bir seçenek de bana veriyordu bu arada. Hayır, istemiyorum. Access point kısmına geldiğinde bakın, VLAN 1, VLAN 2. SSID'ler bunlar. Şu anda yani şey, cep telefonunuzdan falan kontrol edebilirsiniz. Cybron Wi-Fi ve Lidium diye iki tane SSID yayınlanıyor. Hatta niye oradan kontrol ediyorsunuz? Ben buradan göremiyor muyum? Cybron Wi-Fi geldi, Lidium nerede? Sadece itibariyle artık bir süre sonra. Evet. Cybron, Wi-Fi, Lidium. Şu anda bir IP dağıtmıyor aslında. DSP konfigür etmedim.
biz kompleksiz değiliz. Bizim lokalde kullanıyoruz. Çalışan kurumlar şu anda bu wireless üzerinden demek ki lokalde varsa kendi eski sorunlarından mı arkadaşlar? Yani dediğim gibi. Şimdi orada... Daha doğrusu özet olarak sorun şu, wireless standartları giren kullanıcı da normalde kadar olan kabul edilen teknikleri araçı bitecek. Zaten şey, yani birkaç defa vurguladım onu. Kimin nereden nereye haberleşeceğini farklı farklı zonlar ve farklı farklı şeyler var. Daha rahat yönetmeyi sağlar dedim ya. Ya mesela şimdi şu burada bunu LAN dedim ya. LAN'dan LAN'a en iyini accept derseniz bunlar içeri erişir ama misafirden LAN'a kural yok erişemediler. Bitti. Yani, o yüzden dedim yani şey Lidium'u kendi kullanıcılarım için açtım. Bunu gelen misafirler için açtım. Bunlar LAN'a hiçbir şekilde erişemiyor. Bunlar da LAN'a her türlü erişiyor. Evet, yönetim bende. DSCP IP atamaz. Şu anda ben yani 50 IP atamadıkça yani. Bağlanamayacak da. Yani DSCP açarsam IP. DSCP sadece IP ile alakalı konuştu. Tamam, evet. Tamam. Yani işte oradan zaten o bloktan IP almışsa OSI'den almamışsa OSI'den zaten gelemez. O gateway'den gelmesi lazım. Onun haricinde de geldim firewall rule'a. Misafirden LAN'a sadece yönetim için hani açmıştım. Sadece misafirden de yine bağlanabiliyor ama LAN'dan LAN'a yok. Hemen yaptım. LAN'dan LAN'a en iyini accept dedim. Lidium SSID'inden bağlanan herkes lokale her türlü erişir artık. Yani yönetimi zaten şey hani kolaylaştırıyorsunuz. Bir de üzerine istediğiniz kadar bu zon falan tanımı yapıp etiketlemeyi de yapıp daha da bir şey yapabilirsin. Yani ben şimdi buna LAN seçtim. LAN'dan LAN'a dedim. Wi-Fi diye bir zon daha yaratsaydım. Wi-Fi'dan LAN'a deseydim. Böylece Wi-Fi'dan LAN'ı ayrı yönetseydim falan gibi. Yani olayı karmışıklaştırmak ya da basitleştirmek sizin elinizde. Sonuçta şu anda şey bunlar için LAN tanımladım ya. LAN'dan bana bir kural yazdın mı? Hayır. Zaten LAN'dan bana kurallarım var. Yine user'sa çıkıyor. Yine user değilse çıkamıyor. Şimdi aslında sorun şimdi böyle hocam. Farklı portlar içinde farklı aynı IP yollarını kullanamıyoruz dedik. Evet. Şimdi sizin kablolu bağlılığınız sorunuyor. Sizin IP'de bir takım şeyler var. Yine de orada bulunan başka şeyler var. Biraz daha var. Ben şimdi gene wireless olarak toplantı salonundan network'e girmek istiyorum. Yani 172'li IP'nin üzerinden 192'li makineye gidersiniz. Doğru mu? Doğru. Doğru. Farklı bir yönetim kullanacağım. Yani bu anlamda şimdi her kullanıcı için hem var ya sen de gene lokal IP olarak farklı şeyler tanımlamam gerekmiyor mu? Şimdi ben zaten bütün gün eğitim boyunca IP gerektiren şeylerden zaten elimden geldiğinde kaçtım. Ben aktif IP otantikasyonu yaptım, ben broker otantikasyonu yaptım, ben client yükledim. Hiçbir de IP girmedim zaten. Hatta ne dedim size? IP bazı user yaratabilirsiniz ama en basitinden Ethernet'ten girip wireless'ten girdiğinde o adamın IP'si değişecek. Ona göre iki tanım yapmakla uğraşmayın dedim. En basitinden sorunuzu orada yanıtladım aslında. Yani o gibi tanımlardan zaten kaçtım ama evet yani IP bazlı bir tanım varsa ve adam farklı IP'den geliyorsa ikinci IP için ne yapacaksınız? IP bazlı bir şey yapacaksınız. Mecbur. Genelde bunun tarzı şey değil mi? ADSL model içerisinde ayrıca bir wireless model. Ha tamam orada hani IP blok devam ediyor mu? Fark etmez yani. 192.168 ikili değil de üçlü bloktan gelsin. Ne fark eder? Ha, çok daha da istiyorsanız network'i 24 vermeyin. 25 verin. Kalan şeyi oradan dağıtın. Estağfurullah. Dediğim gibi biraz motora bağlayacağım. Elimden geldiğince geri kalan şeylerden de bahsetmiş olmaya çalışacağım. Sistem bölümünde daha çok işte şey cihazla ilgili yönetimleri yaptığımız yer. Administration settings cihaza 80'den 443'ten eriştim. Şu sertifikayla eriştim. Bunları değiştirmek istiyorum. SSVPN. Ah ah VPN tarafından daha bahsetmek istiyordum ya. Hızlı olacak artık. SSVPN portu ve şeyi işte admin kullanıcısının işte şu kadar süre sonra logout olsun, password'ü şöyle kompleks olsun gibi şeyleri İşte kaç denemeden sonra bloklansın. Bunu yemekte birisi sormuştu bana. Kim sormuştu?
Gitti sanırım. İşte şu kadar denemeden sonra şu kadar blok dakika şey kalsın. Eplen success. Nereden nereye CyberOM'un hangi şeylerine erişim var? Haklarına erişim var. Admin servise dediğimiz web arayüzüne. HTTP Starlink SSH'tan erişim var mı yok mu? Bu benim yüklediğim corporate client'a LAN'dan var mı? İşte misafirden var mı? DNS ping CyberOM için CyberOM'dan DNS hizmeti ve CyberOM'a ping açık mı değil mi? Proxy olarak kullanılabilir mi? SSH yükleyen buradan gelebilir mi? Dikkat etmeniz özellikle gereken WAN'dan HTTPS açıktır. Yani WAN'dan ben sizin HTTPS 2.// real IP'niz yazdığında CyberOM'un arayüzü karşıma gelir. Bu yüzden de sizde dashboard'ta uyarı veriyor. Cihazınız internette açık. Sağlam bir parola öneririm diyor size. Buradan gelip şunu kapatırsanız CyberOM'a da dışarıdan erişim yapılamaz. Ama default'ta açık, tekrar ediyorum. Admin profilleri verilebilir. Sadece işte şey, hani her şey hakkı olan bir admin ya da hiçbir şey hakkı olmayan read-only bir admin değil. Çok detaylı bir şekilde admin şeyleri. Sadece burayı görürsün, sadece burayı görürsün, sadece burayı görüp değiştirirsin, sadece burayı read-only görsün gibi çok detaylı verebilirsiniz. Şuradan şöyle detay seçeneklerinizi gösterebilirim en azından. Yani bayağı detaylı. Password admin'in password'u admin ayrı bir user'dır. Yani CyberOM mesela bir user'dır ya, silebilirsiniz. Yani admin bir user'dır ya, silebilirsiniz. User çünkü o. Admin sabit. Çünkü konsola erişebilen tek kullanıcı. Parolası da burada. Silemezsiniz admin'in, adını değiştiremezsiniz. Birden fazla CyberOM'u karanlıkta bir araya getirecek güç yüzüğü Central Management Console'dur. Birden fazla CyberOM'u uzaktan yönetim yapmanızı sağlar. Parantez sadece yönetim, loglama değil. Loglama yine aynı, external aynı. Configuration zamanı buradan ayarlayabilirsiniz. Wizard'da da vardı. Main server'ınızı buradan ayarlayabilirsiniz. Wizard'da da vardı. Türlü türlü yerlerde işte başarıyla logoff oldun, login oldun, işte browser'ı kapattım, işte logoff oldun sen şu anda, SMS gönderiyorum içeriği bu. Çeşitli yerlerdeki mesajlar buradan Türkçeleştirilebilir. Proxy olarak aynı zamanda CyberOM kullanılabilir. Yani illa gateway olmak zorunda değil. Proxy olarak da kullanılabilir. Portu 3128'dir, değiştirilebilir. CyberOM'dan sonra başka bir proxy'ye yönlendirilecekse buradan bu tanımlanabilir. Yani mevcutta bir ISA server var ve ben manyağım, hala bu devirde niye ISA server kullanmak istiyorsam istiyorum. CyberOM da oraya yönlendirsin, ISA üzerinden çıksın diyebilirim. CyberOM web trafiğini kendi taradıktan sonra bu da verdiğimiz ikinci proxy'ye aktarır. Capture portal zaten bahsetmiştim. Logo vesaire falan düzenleyip misafir giriş ekranını özelleştirebilirsiniz. Tema iki tane renk verip şekle sokuyor, bir şey yok. Backup çok önemli. Ne olur backup'ınızı sıklıkla alın. Ondan sonra bir şey oluyor. Benim de tekrar konfigürasyon yaptırıyorsunuz. Sıklıkla backup alın. Backup'ta yani otomatik günlük, haftalık, aylık FTP ya da mail ile backup gönderimi yapabilirsiniz. Otomatik gönderme ya da düzenli olarak kendiniz girip alabilirsiniz. Backup'ta verebileceğim ekstra bilgi, düşük modelden yüksek modele vardır. Backup geçişi yapılabilir. Yani kendi içinde zaten 100 EI'ye backup geçebilirsiniz zaten. 100'ü 200'e de geçebilirsiniz. Ama 200'ü 100'e geçemezsiniz. 15'i 2500'e geçebilirsiniz. Ama 350'ye geçeceğiz. Tam tersi 300-750'ye geçebilirsiniz ama tam tersi yapamazsınız. Bir, ikincisi firmware de orada önemli. Aslında her bir firmware kendi backup'ını ayrı tutar. Yani şu anda 311'in bir sonraki 433, 311'in backup'ı farklıdır, 433'ün backup'ı farklıdır. 311'in backup'ını alıp 433 bir cihaza dönemezsiniz. O cihaz üzerinde önceki 433'e migrate edip ondan sonra 433'te backup alıp 433'te batabilirsiniz ama aynı mantık. Pardon, orada yanlış söyledim ya. Tam tersi. Yani yukarıya doğru her türlü yapılabilir. Yine şey, orada bir yanlış söyledim. Aşağıya doğru yine yapılamaz. Yani 433'ten aldığımı 311'e basamam. Ama 311'den aldığımı 433'e basabilirim. Son verilerde de aynı şekilde geçerlidir. Burada yine bir parantez. Siz şurada aslında o parantez açacağım. İki tane firmware barındırabiliyorum. Şimdi bir sıkıntı oldu, geri firmware'ime döndüm. Şunu unutmayın. Firmware'lerde dediğim gibi kendi backup'ını kendisi tuttuğu için bir üst firmware ile yaptığınız geri döndüğünüzde bir alt firmware'e geçmez. Orada en son nerede bırakmışsanız onu, o hala orada. Yani 10 gün önce firmware upgrade yapmıştınız. Downgrade yaptığınızda 10 gün önceye dönersiniz. Firmware log ile alakalı değil. Yani bu backup
kısmı logla alakalı değil. Sadece konfigürasyonmuş. User'lar vesaire falan her şey dahil ama loglar hariç. Lisanslamadan faizlesiyle bahsettiğimi düşünüyorum. Cyberum servisleri, Windows'un servisleri gibi bireysel açıp kapanabilir veya da restart edilebilir. Hani webde bir şişme var, web proxy'yi buradan restart edebilirsiniz. İlla cihazı restart etmenize gerek yok. Update'ler de buradan bireysel görünebilir ya da manuel senkronizasyon yapılır. Hatta internetten indirilip upload edilebilir niye gereksinim duyuyorsanız. Bu da şartname maddesi bu arada, ondan var. SNMP kullanıyorsanız SNMP tanımlaması yapabilirsiniz deyip geçiyorum. Sertifika kendisi dediğim gibi bir tane appliance sertifika var ve bunu default'ta hem HTTPS'te Cyberom'a bağlanırken hem de SSL VPN portalına bağlanırken bunu kullanın default'ta. Her ikisi için de kendi sertifikanızı yapmanız her türlü daha güvendir. Özellikle SSL VPN, çocuk SSL VPN için dışarıdan içeriye bir bağlantı söz konusu olacak. Motora bağlayacağımı söylemiştim size. Buradan sertifika otoriteleri tanımlayabiliyorsunuz. CRD'yi geçin zaten. Diagnostik efendim göstermiş. Şurada Tools'lar kısmında konsolda ne Cyberom Google'a ping atabiliyor mu? İnternet yok. Cyberom Google'a ping atabiliyor. Normalde bu konsol action'ıdır. Evet. Fail of rule network'e geldiğimde oraya kadar gelebilirsem gateway kısmında anlatacağım. Tools'lar burada konsoldan da bunu yapabilirsiniz. T ekrandan da yapabilirsiniz bunu ama kolaylık sağlayın, orayı açmayın diye sık kullanılanlar tools kısmında var. System Grab'dan bahsettim. Package Capture'dan bahsettim. Connection List bütün şu anda Cyberom üzerindeki connection'ların burada listesidir. Buradaki connection'lar düşürülebilir. CTR benim bile kullanmadığım bir özellik. Cyberom'un çok ciddi bir sorun halinde bir sanal imajını alıp yurt dışına göndermeye yarıyor ama çok az kullandım. Dediğim gibi ilgili şeyler mesela burada örnek vermediğim için buradan örnek vereyim. Country host yaratacaksınız. Buradan Türkiye'yi seçtiniz falan gibi işlemleri obje tanımlarını buradan da direkt yapabilirsiniz. Ama zaten ilgili yerde yapmak istiyorsanız bir pop-up'la size kolaylık zaten sağlıyoruz ama silmek istediniz. Ben mesela burada RDP server diye bir tanım yaptım ya bunu silmek istedim. Sadece git buradan silebilirim. Ama yaratmak kural içerisinde mümkün. Servisler burada default tanımlı servisler var. Kendi servislerinizi farklı portları buradan tanımlayıp gruplayıp firewall kuralını da ona göre verebilirsiniz. Zamanlama kullanıcının login zamanlaması için verebilirdik. Bir de gelemedik ama webfilter'da Facebook öğle saati sırasında açık serbest gibi şeyler için zamanlamalar belirtebilirsiniz. O zamanları burada tanımlayabilirsiniz. Bahsetmiştik. Far tiplerinin engellenmesi sağlanabilir. Mail de ya da web trafiğinde iki yerde mevcut. Onlar da download'u ya da mail tarafından gelmesi engellenebilir. Default şeyleri kullanmak zorunda değilsiniz. Kendiniz de buraya kendi tanımlarınızı yapabilirsiniz. Çok da basit. Mesela video files'te değişiklik yapacaksınız. Video files değiştiğinde bir kopyasını zaten çıkartır. PDF ve SVP'yi çıkartmak istediniz. Flash'ı engellemesin diye çıkarttınız. Video diye kaydettiniz ve engellediniz yapabilirsiniz. İnterfezden bahsettim, geçiyorum. Wireless LAN'ın da bahsettim, geçiyorum. Çok fazla şey yok. Gateway'e geldim. Gateway'de çok da önemli bir özellik daha anlatmam gerekiyor. O yüzden öncelikle bir interface'e geldim. Portway'e yalancıktan bir WAN tanımlaması yapıyorum. Ki özelliği gösterebileyim. Şimdi iki tane internetim varmış gibi davranıyorum kısaca. Biri down da olsa. Cyberom load balancing yapabilir. Birden fazla internetiniz varsa bunlar arasında yük dengelemesi yapabilir. Bunlar arasında policy based routing yapabilir. Bu işin tam Türkçesini bilmiyorum. Kural tabanlı yönlendirme diyeyim. Load balancing dediğimiz yani bu ikisini şu ağırlıkla kullan. Bunlara bir şey olursa failover rule şunu devreye al. Tamam ama onun haricinde bir de şu kullanıcı şu gateway'den çıksın. Yani illa load balance olmak zorunda değil. Backup gateway'iniz ama backup gateway'iniz demek hiç kullanımda demek değil. Yani firewall kuralından backup gateway üzerinden de trafik geçirebilirsiniz. Mail server'ınız için ayırdığınız hat
aynı zamanda backup gateway'dir. Bir sıkıntı olursa devreye girer ama normalde sadece main server'ınız kullanır. Firewall kuralından gateway'den verirsiniz, olur biter. Onun haricinde yük dengelemesi için buradan ayar yapıyorsunuz. Firewall kuralında load balance'ı seçtiğiniz zaman şuradaki ağırlık derecelerine göre internet kullanımı dağıtılır. Ne şekilde yapılır? Bir aktif mi değil mi? Birincisi. Aktif bu. Kaç megabitlik hat? 8 megabitlik hat. Diğeri kaç megabitlik hat? İkinci aktif olanın. İkinci aktif olanın da 1 megabit olsun. 8'e 1. Eşit dağıtırsam adil olmaz. Ne yapacağım? Buna 8'lik büyük vereceğim. Diğerine 1'lik büyük vereceğim. Basit kesir mantığı. Şey var, işte biri 4'lük, biri 2'lik. Yani 2'ye 1 de diyebilirsiniz, 4'e 2 de diyebilirsiniz. Kesir mantığı olduktan sonra, hani ona göre paylaştığınız zaman hiç önemli değil. Buraya paket bazında bakıyor zaten ve gelen istekleri paketler olarak ayrıştırıyor. Ve 8, 1 de diğeri, 9, 9 isteği 8'ini buna, 1'ini ona. Mantık bu şekilde dağıtımını sağlıyor. Aktif gateway dediğiniz zaman tabii ki bu ağırlığın bir önemi var. Diğerini de işte dediğine 1 tanımladığımızı düşünüyorum. Bir üçüncü daha var. İkisi aktif. 8'de 1 çalışıyor. Bir üçüncüsü daha var. Hatta bu 3G modem USB'den taktım. Porttan da değil. Onu da burada görüyorum. Buna da backup gateway dedim. Backup ama ne zaman devreye girecek? Manuel mi? 3G modemde bazen şey istenir ya. Ya ben connectlerim. Hani normal zamanda işte ping bir şeyde kontrol etmesin. Kod harcıyor falan diyenler olabiliyor. Manuel devreye girsin. Ben karar vereyim. Hayır. Bir gateway düştüğü zaman. Hangi gateway düştüğü zaman? Any. Herhangi 5 tane var aktif. Bir tanesi düştü. Bu devreye girdi. 4'ü daha aktifti. O devreye girdi. Hepsi 5 tane var. 5'in 5'i de düşene kadar bu devreye girmez. Ya da spesifik. Şu düşerse devreye gir. Hani burada 5 tane olsaydı 5'ini de teker teker görecektiniz. 1-2 düşerse sen devreye gir. Peki devreye girdiğinde hangi ağırlık derecesiyle devreye gir? Düşenin ağırlık derecesiyle devreye gir ya da şu ağırlık derecesiyle devreye gir diyebilirsin. Genelde düşenin ağırlık derecesiyle devirmek çok mantıklı olmuyor. Çünkü bunu başka bir hat, işte örnek veriyorum USB 1 ile girecek. Diğeri 4, diğerine daha fazla yükleyecek ama bu da onu destekleyecek gibi şeyler kendiniz varınız diye daha mantıklı oluyor. Onun haricinde siz, son olarak sizin sorunuz, peki ben hani bir hat düştüğü zaman diğerini devreye sokuyor mu? Hattın düştüğünü nereden anlıyorum? Hattın düştüğünü failover rule'dan anlıyorum. Default'u, hepsinin default'u gateway IP'sine ping atmaktır. Otomatik olarak ayarlanır bu. Tanımadığınız işte şeyse Türk Telekom'un hangi gateway görünüyorsa o internette, o gateway'e ping atabiliyorsa internet var da, o gateway'e ping atamıyorsa internet yok der. Default budur ama ben hayır gateway'e erişebiliyorum. Yani örnek veriyorum, önde bir switch'im var. Gateway'de o gözüküyor. Normalde. O switch'e erişebiliyorum ama internet yok. Nasıl anlayacağım? Diyeceğim ki 8.8.8'e ping atabiliyorsam internet var demektir. Evet, var demektir. Hayır, ona da güvenmiyorum. TCP 80 üzerinden benim işte bilmem neredeki şu işte server'ıma ulaşırsam, cevap alabiliyorsan 80'den gibi failover rule'larınızı da tabii ki kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yine bu tarafta önemli. Gateway failover timeout 60. Yani ping atamıyorum. 60 saniye. Düşürdüm. Ya da bunu 1 saniye kadar çekebilirsiniz. Ping'e cevap almadım, 1 saniye geçti, düşürdüm, diğerini kaldırdım. Bu da yine tamamen, 1 saniye bence çok kısa bir değer. En azından bir 5 saniye olmamızı istiyorum çünkü Türkiye kapsamında yani her an düzenli ping atamayabiliyorsunuz. O yüzden bence çok çok düşük bir değer vermek şey değil. Çoğunda hiç dokunmam, 60 saniyedir. Ama 60 saniye çok bulunursa da 5'in altına düşmeyi kimseye önermiyorum. Çünkü yani en azından bir iki defa pingi denesin yani. Bir tane ping alamadı, hemen devreye gir. Olmaz. Son olarak burada dediğimi desteklemek için bir LAN'dan bana firewall kuralına giriyorum. Her firewall kuralında şurada router gateway diye bir özellik görürsünüz ve default'u load balance'dır. Yani aktif olan bütün gateway'leri kullan. Aktif olanları. Ama siz dediğim gibi şeyi 1.2'ye backup demiştiniz. Buradan 1.2'yi seçtiniz. 1.2'ye bir şey olursa load balance'ı kullan. Ya da 1.2'ye bir şey olursa işte şunu kullan. DSCP port B'yi kullan gibi tanımlamalar yapabilirsiniz. İşte o policy based routing'dir. Static route DNS Cybercom DNS server'dır. Kendisi aslında bir DNS server değildir ama host interest falan da girebilirsiniz burada.
DSP tanımlamanızı buradan yapıp list olanları buradan görebilirsiniz. Arp tablosu ve dynamic DNS tanımlamanızı buradan girebilirsiniz. Authentication'dan, gruptan, user'dan, guest user'dan bahsettim. Policy grubun ve user'ın içinde gördüğünüz access'ten, surfing kodu ve data transfer politikaları var ya, onlar sadece user'a atanabilir. Yani bir firewall kuralıyla access'ten, surfing kodu ya da data transfer politikası atayamazsınız. O yüzden de onların politika kısmı identity'sinin altında. Bunlar sadece user özelinde politikalardır. Live user'da kimler canlı, kimler değil, şu anda oturum açmış kişileri buradan görebilirsiniz. Firewall rule anlattık, virtual host'u anlattık. NAT demiştik ki birden fazla IP'niz varsa buradan tanımlayıp NAT'layarak çıkmasını sağlayabilirsiniz. DOS'tan hızlı bir şekilde bahsedeyim. Açmak biraz zordur çünkü network'ten network'e trafik çok da değişkendir. Ama hani engelleyemediğiniz bazı legal trafikler üzerinden gelen ataklar için de DOS'tan başka çare olmayabilir. Burada belirlediğiniz işte şey source ya da destination bazlı belirlediğiniz dakika ya da saniye değerlerinde yüksek değerde bir trafik geldiğinde kesilmesini buradan sağlayabilirsiniz. VPN, işte şey buradan policy yaratıp IPsec'le noktadan noktaya VPN sağlayabilirsiniz. Standart IPsec kullanan herhangi bir şeyle makinayla IPsec VPN yapabilirsiniz. IPsec VPN aynı zamanda client to site da var. Yani illa site to site değildir IPsec. Site to site dediğinizde illa IPsec'tir de IPsec'te client to site yapabilirsiniz. Ancak CyberRoom'un aslında CyberRoom'un değil Grimble'un şeyi IPsec client'ı CyberRoom da başka bir markadan satın aldığı için ücretli. Yani hiçbir lisansın içinde olmadan adet olarak, kullanıcı adedi olarak, ayrı olarak satın aldığınız bir CyberRoom'un IPsec client'ı mevcut. Ancak satıyor musunuz diye sorduğunuzda hayır, çok çok nadir kezler için sattık. Neden? Çünkü SSL VPN'im var diye. Normalde SSL VPN browser tabanlı bir erişimdir. Browser'ı açarsınız, oradan linke tıklarsınız, karşınıza sayfa gelir. Ya da işte RDP tıklarsınız, Java üzerinden gönderir ve yine sayfa gelir. Ama CyberRoom'un SSL VPN protokolünü kullanan bir de client programı var ki kendisi şurada yüklü. İşte en son nereye bağlandıysam artık login dediğimde direkt olarak o network'e bağlantı kurabilen bir yine şeyde var. Yani tünel access, bizim tünel access dediğimiz bir client programı da var. Bu olduğu için bakın şu anda işte connect oldum. Şu anda işte bağlandığım o network'e full olarak erişimim var gibi. Şöyle çok hızlı bir şekilde onu şurada açıklayayım. Tunnel Access, Web Access, Application Access dedim ya browser tabandır. İşte HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, RDP gibi protokolleri hiçbir client yüklemeden browser internet kafedesiniz. Oraya client yükleyecek haliniz yok. Şirketinizin relapsini yazdınız. Açıldı sayfa, RDP'ye tıkladınız. Java üzerinden çatırt diye RDP açıldı. Sertifika tabanlı, yine şifreli bir şekilde konuşuyorsunuz ve browser üzerinden. Herhangi bir client yükleriniz. SSL VPN, işte bu bahsettiğim RDP Application Access neden Java gerektiriyor? Ya da şirketin içindeki OVA'yı açtınız, HTTPS, Web Access Java gerektirmiyor. Yani aslında ikisi de aynı şey, browser üzerinde bir link. Tanımlarınızı bookmark'tan yapıyorsunuz. Son olarak Tunnel Access. Tunnel Access'te dediğim gibi şey yüklüyorsunuz, kullanıcı adı parolasından da hak veriyorsunuz. İşte şuradan add policy member falan diyorsunuz. CyberRoom kullanıcısı buradan bağlanabilir diyorsunuz. CyberRoom kullanıcısı da ben login ol dediğimde Split Tunnel ya da Full Tunnel ve şuradaki hatlarla login oluyor. Split Tunnel internete kendi internetinden çık ama o network'e ulaş. Full Tunnel internete de şirket üzerinden çık. Böylece hem internet trafiğiniz de kriptolu olarak tutmuş olur. Havaalanından bağlandınız, korkuyorsunuz bankaya girmeye. Bilmeyesini feder. Sizin sertifikanızda trafiğiniz, HTTP trafiğiniz darbomuzda. Önce şirkete gittiğinden bulunduğunuz lokasyonda tespit edilemez. Yani en azından sertifikayla kriptolu. Yani onu çözmeniz lazım. Ama tabii upload download hızınız eşit değilse biraz yavaşlama görebilirsiniz. Çünkü upload hızınızla internete çıkarsınız. Split tunnel, full tunnel bu. Bir de tabii raporlama avantajı var. SRVPN yapan adamı da CyberRoom'da raporlamış oluyorsunuz full tunnel seçerseniz. Şurada da nereye erişecek? Bir tane şey tanımlarsanız, network tanımlarsanız, işte iç network diye bir tanım yapıp buradan bunu seçerseniz oraya erişim yapabilir. Çok sıklıkla yapılan bir hatadır, şunu yapmayın. Şu an port A'da benim LAN'ım tanımlı ya.
buradan hani LAN'a erişim için Porta'yı seçmeyin. Porta Cybron'un üzerindeki portu temsil eder. Yani 172.16.16.16 erişim temsil eder Porta sadece. Artısının 172.16.16.0'ı değil. Sadece Cybron'a ping atabilirsiniz Porta'yı seçerseniz. Arkasındaki network'e gidemezsiniz. Ne yapacaksınız? Burada pop-up yok. Object'ten, host'tan local network diye bir tane network tanımlayacaksınız. 172.16.16.0/24 gelip burada bunu seçeceksiniz. Bitti. Oraya full erişim açarsınız. Ya da hani teker teker. RDP server aksaydı. Buradaki bence çok ciddi avantajlardan yine birisi. Burası şu kullanıcı bazlı ya. Ben bunu bitirdikten sonra şu kullanıcı şu SSL/VPN politikasını kullanabilir diyeceğim. Kendiniz için açtığınız full network. Ben IPv'nize destek vermek için bağlanacağım. Yok dediniz öyle RDP'de falan gelemezsin. VPN'le gel dediniz bana. Verdiniz kullanıcı adı parolasını. Bağlandım. Sadece IPv'nin makinesine yaşayabilirim. Çünkü politikamda o var. Diğer network yok. Bu gibi kısıtlı erişimi politika bazlı, kullanıcı adı parolası bazlı sağlayabilirsiniz VPN'de. Bunların her şeyi, hepsinin ötesinde VPN'i yaptınız, bağlandınız, içeri network'e uğraşamıyorum diye beni arayabilirsiniz. Aramayın, gidin bir tane VPN'den LAN'a firewall kuralı yazın. Çünkü aynı zamanda VPN zonundan geldiğinizde LAN'a şey yapan firewall kuralının içinden de geçersiniz. Bu da yine avantajlı. Sonuçta şey, bütün servisleri açmak zorunda değilsiniz içeri network'e. Yine oradan servis, zaman. Hani mesela şey, VPN açtınız ama firewall kanalında sadece work saatlerini, iş saatlerini dediniz. İş dışı saatlerde VPN otursa dahi içeri erişim yapılamaz. Cisco VPN client desteklidir. Cisco VPN'in desktop client'i vardır. Bununla yine bağlanabilirsiniz ama daha da önemlisi bunun desteğe nasıl gelme sebebi iPhone, iPad gibi cihazlara direkt Cisco VPN içerisinde dahil olarak vardır. iPhone, iPad gibi cihazlara direkt Cisco VPN desteğiyle bağlanabilirsiniz. Knowledge Base'e iPhone yazmanız yeterli. RTTP'den bahsetmiyorum bile. Zaten kullanmayın mümkünse. Bence yeterince güvenli değil. Ama çok nadir durumlarda özellikle Android'de vesaire falan kullanmak gerekebiliyor. IPS çok önemli bir konu olmasına rağmen bir anlatması mümkün olmayan, çok uzmanlık gerektiren, iki hiçbirimizin o kadar vakti olmadığı bir konu. Şimdi şey, yani açtım mesela işte şey, şu nasıl bir atak? İşte şurada tıkladığımda atak tipleri vesaire görüyor. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben biliyor muyum? Hayır, ben de bilmiyorum. Ne zaman biliyorum? Bir tane orada birisi diyor ki bana abi ben şundan çok fazla atak alıyorum. Şey budur. Açıyorum bakıyorum bakıyorum abi bu bundan geliyormuş. Yoksa bunların burası şey 4000 civarında falan imza var burada. Yani o 4000'i bilmem mümkün değil. İhtimali yok öyle bir şey. O yüzden ne yapıyorsunuz? Size ne demiştim firewall yazarken? En azından bir general vesaire falan atayım IPS olarak. Bunu neden dedim? Bunu şundan dedim. Siz atayın ki o loglamaya başlasın. Zaten general policy gibi yani genel bir politikada çok katı değil. Yani birçok şey alov alov zaten. Yani burada zaten birçok şey alovlu. İzinli durumda. Çoğu izinli. Ama alovlu olması onu raporlamıyorsunuz anlamına gelmiyor. Ne yapıyor? Bu atak tipine uyabilecek trafiği raporluyor. Sonra siz neyse mesela FTP kullanımı bilmem ne bilmem ne. Bakıyorsunuz. Ha ulan o benim FTP sorunum. Ya bu normal diyorsunuz. Mesela buradan diyorsunuz geliyorsunuz. Bypass station'a. Ha tamam artık bunu bana gösterme. Ya da bakıyorsunuz bu makinede bir FTP alakası yok. Bu kadar FTP geliyor. Olamaz. Drop session. Ne yaptınız? Bir IPS politikası atadınız. Sonra yaşarken raporlardan geri feedbacklerle kendi politikanızı artık oturtmaya başladınız. Kendi kendinize güvenliği almaya başladınız. Bu daha mümkün. Çünkü onun ötesini o kadar atak tipini bilip hani oturup ayarlamak mümkün çok olmuyor bizler için. O yüzden geçtim IPS'i de. Web filter yani normalde konuşsak 1-2 saat konuşabileceğimiz bir mevzu hepiniz de bildiği gibi ama çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Safe search özelliğimiz var. Deny mesajını buradan editleyebilirsiniz. İşte sevgili Murat vesaire falan şu anda İngilizce yazıyor. Buradan özelleştirebilir. Ve yine logo vesaire falan koyabilirsiniz. Kendi kategorilerinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Ya da mevcut kategorileri buradan kiosları falan atayabilirsiniz. Cybron database'i şeyde tutulduğu için, hard disk'te tutulduğu için direkt olarak internet sayfasından falan değil, buradan site arayıp hangi sitenin hangi kategoride olduğunu görebilirsiniz. Ve bu yaratmış olduğunuz ya da Cybron'un hazır kategorileri içerisinde politikalar yaratarak bunların HTTP ve HTTPS action'larını deny deny falan belirtip kendi politikanızı oluşturabilirsiniz. Yine aynı şekilde buradan file tipini seçip işte video files'lar da buralardan yasak diyebilirsiniz.
Şunu unutmayın, burası da yukarıdan aşağıya işlenir. Yani şurada bakın tutup kuralları bu şekilde oynatabilirsiniz. Dolayısıyla mesela video files yasak ama Hürriyet.com ya da işte Nielsen Media alov diye, normalde zaten alov. Yani şu alov bez bir sportif olduğu için belirtmediğim bir yer zaten izinli. Ama Nielsen Media en üstte izinli olarak belirtirsen ne olur? Video files'ın daha üzerinde izinli ya, oradan açılır. Diğer yerlerde açılmaz. Yani sizin istediğiniz bu tarz bir oyunlarla bir nebze daha iyileştirilebilir kısaca. Buradan bunları bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde zaman bazlı da hani Facebook öğle tatilinde açısı falan diye kurallar yazabilirsiniz. Burada en önemlisi bilmeniz gereken bir politika şey yaparken ilk template'iniz allow ya da deny tabanlı olması önemli. Çünkü allow tabanlıysa belirtmediğiniz her yer izinlidir. Dolayısıyla sadece yasakladığınız yerleri belirteceksiniz. Deny tabanlıysa belirtmediğiniz her yer yasaklıdır. Dolayısıyla gitmesine izin verdiğiniz yerleri açmanız, allow vermeniz gerekiyor. Ki çok genelde bu gerçek. Herkes allow tabanlı kullanıyor. Sadece yasaklı olan yer. Çünkü yasakladığınız yerler 15-20 tanedir. Sabiron'da var 90 tane kategori. Yani 70'ini seçmek daha şeydir, zordur. Mantığıyla allow tabanlı olarak genelde yapılıyor. Application filter da biraz daha farklı. Hani kategorinin içinde ne var ne yok aratarak belki bulabilirsiniz ama burada zaten uygulamalar belli. Hepsi teker teker yazıyor. Onun haricinde kullanım mantığı web filter'la aynı. Tabii ki kendi kategorinizi yani kendi application'ınızı kendiniz yaratamazsınız. Böyle bir isteğiniz varsa o application'la ilgili bilgileri bize gönderiyor olmanız gerekiyor. Biz de yurt dışına iletiyoruz. Bir web filter, şey application filter politikası yazdığınızda ekle dediğinizde işte buradaki yine kategorilere göre işte mobil application'ı iPhone üzerindeki Facebook, Android üzerindeki Gmail, işte Facebook üzerindeki chat gibi Web2 uygulamaları ya da peer-to-peer, MSN, Skype vesaire gibi bütün uygulamaları buradan görebilirsiniz. Şuradaki kategori şunlar nedir? Aslında aynı yani bu kategoriler içinde high risk taşıyanlar gibi işte bu kategoriler içerisindeki karakteristiği işte band genişliğini tüketenler gibi hani sizin seçmenizdeki filtre sayısı. Bunlar da yine Next Generation Firewall özellikleridir. Yine aynı şekilde buradaki risk seviyeleriyle ilgili rapor tarafından göstermiştim. Application için risk seviyeleriyle ilgili rapor alabilirsiniz. İşte bu da buradaki risk seviyeleriyle alakalı ve devam ettim. MSN kullanımı, MSN tarafında kim hangi MSN ID'sine login olabilir? Bunu seçebilirsiniz. Bakın username, IP, MAC demiyorum. Ben MSN izinliyim. Bu user hakkı. Zaten izin vermezseniz zaten açılmaz. User izinli ama bir murat@hotmail var, bir murat@lidium var. Murat@lidium şirket, o serbest, murat@hotmail diğerleri yasak. Yani login olmayacak MSN ID'sini seçebilirsiniz. Kim kimlerle konuşacak bunu belirleyebilirsiniz. Tabii bunu belirleyebilmeniz için oturup müşteri listesi, işte şey, örnek veriyorum satış grubu diye MSN'leri yazıyor olmanız lazım. Bu grup bununla konuşabilir diyebiliyor olmanız lazım. Geri kalanı drop, deny demeniz lazım. Ve aynı zamanda konuşma içeriklerini loglayabilirsiniz. Yasal tarafta bununla ilgili bizden bir şey beklemeyin. Yani Türkiye'deyiz. Bunun ben yasal olmadığını düşünüyorum. Yani ben onun bile yeterli olmadığını düşünüyorum ama bu yani kimse bu konuda net konuş, kim net konuşuyorsa o bilmiyor demektir. Açık ve net. Çünkü türlü her iki tarafta da mahkeme kararı var. Yani işvereni haklı bulan da var. Bulmayan da var. Yani şey de diyor biliyor mahkeme. İşverenin makinesi, işverenin interneti raporlayabilir. Hatta kendini korumak için raporlamak zorundadır diyen mahkeme de var. Bu özel şeye girer, özel hayata girer deyip işvereni işte işten atma şeyini, gerisini şey bulup tazminat ödeten falan da var. O yüzden bence o toplara siz sorumluluk olarak hiç girmeyin. Ha, illa giriyorsanız ki default'ta açıktır. Eğer hani gizli bir şekilde açmak istiyorsanız da aklınızda bulunsun. Privacy disclaimer hem oturum açana hem de onunla konuşmaya çalışana Cyberon Monitoring Notification'dan içeriği düzenlenebilir. Cyberon konuşmanızı raporluyor diye, monitörlüyor diye uyarı gelir. Hem size, MSN açana, hem sizinle konuşmaya çalışan tamamen dışarıdaki karşı tarafa. Hayır yeterli. Bildiriyor olmanız hiçbir şey değil. İmzalatacaksınız, uyaracaksınız. Ben yine de onları bile yeterli bulmuyorum. Ben Türkiye mahkemelerine o noktada güvenmiyorum yani. devam ediyorum. QoS'u anlattım zaten. Antivirüste çok fazla anlatacak bir şey yok. Yani
ne arıyorsanız antivirüsle ilgili var diyeyim özetle. Daha çok şey hani şurayı tarama, burayı tarama gibi şeyleri yazmak için ihtiyaç duyarsınız. Var. Anti-spam tarafı işte şey burada özellikle bahsetmek istediğim IP reputation. Yani sadece ben spam ya da deep bir signature'ım var. Comptation engine'ini kullanıyorum. Şey Gartner'da liderlerdendir. Spam engine ona bakıyorum ama onun haricinde spam değil ama IP'si oradan işte yani o mailin içerisinde spam değil ama o ay içerisinde oradan spam basıldığını tespit ettim. IP'si kirli. Blacklist de değil. Cyber onun şeyi. Çünkü ben başka bir cihazda o IP'den spam basıldığını gördüm. Başka bir cyber onda. O IP'den spam basıldığını gördüm. Sizin cihazınızda o IP blacklist de değil. O size attığı mail spam değil. En azından öyle algılayamadım ama ne yaptım? Blokladım. Gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Gerçekten ciddi bir şeydir, özelliktir. Bunu da 512 byte'lık bir DNS sorgusuyla yapıyor. Sadece 512 byte. İşte şu mailden büyüğü kabul et, kabul etme, şu adres gruplarında işte burada tanımla, ondan sonra bu rule'larda yap vesaire falan filan gibi şeyler var. Burada belirtmem gereken en önemli şey şudur ki default'ta 4 kural vardır. 2 tane blacklist işte premium ve normal. 2 tane de antivirüs için kural vardır ama spam için kural yoktur. Siz firewall rule içerisinde zaten anti-spam veya şeyi seçme SMT ve publish için kliklemezseniz tikeniz zaten burası çalışmaz da klikleseniz de sadece RBL ve antivirüs için çalışır. Default'u bu değiştirmezseniz. Yazmanız gerekiyor illaki kural. Bunun için bir tane örnek yapacağım. Spam diye bir kural. Bu kuralı yazmanız gerekiyor, tekrar ediyorum. Nereden? Any'den. Nereye? Any'ye. Anti-spam rule spamsa ya da işte spam olmaları ağırsa, bu her ikisi içinde kural yazmanızı öneririm. Spamsa ve probable spamsa. Spamsa dedim. İşte burada başka neler diyebiliyordum? İşte blacklist'e göre, IP'sine göre, mesaj boyutuna göre, subject'inde yer alan, işte body'sinde yer alan, işte body'sinde yok da body hariç her yer alanı var diyeyim. İşte subject from to other kısmından şeye bakabilirsiniz. Bir kelimeye vesaire falan göre de bloklama yapabilirsiniz. SMTP action, reject, işte copy section, prefix server, böyle bir mail şey kural yazıyor olmanız gerekiyor. Karantinayı alıp almadım. Pardon. Size bakar. Devam ediyorum. Karantina. Cybron. Identity email tanımından bahsetmiştim ya. O tanım varsa spam digest atabilir. Yani spam özet raporu atabilir. Ne zaman atabilir? İşte günlük şu saatte şuradan geliyormuş gibi görünecek şekilde şuradaki kullanıcılara atabilir. Karantina alanını siz buradan görüp işte şu tarih aralığında işte şu sender, recipient ya da subject'e göre aratıp bul, release et yapabilirsiniz admin olarak. Ama bunun haricinde kullanıcı hatta şeyde de o şeyde My Account diye bir kısım görmüşsünüz, hatırlıyor musunuz? Capture portalda, user giriş kısmında. Kullanıcı da direkt kendisi Cyberroom iç IP'si ya da dış IP'si üzerinden izin vermişseniz My Account, hani web admin değil de My Account seçip kendi karantinasına erişebilir. Bunu eğer kullanıcılarınıza anlatabiliyorsanız, o teknik kapasiteleri varsa kullanıcılarınızın, sizden bir iş yükünü kurtarır. Çünkü kullanıcı arar. Saat 12'de, akşam 5'te rapor gelecek ama 12'de arar. Ya bana bir saat önce rapor şey e-mail attılar ama gelmedi, senle mi takıldı diye size sorarlar. Sorarlar da yani. Buna sizin bakmanız gerekir ama kullanıcı aslında kendisi direkt olarak size sormadan bakabilir. Log tarafını da bitirmiştim. Bitti.